sevgili çocuklar. Bugün büyük harflerin yazımıyla devam ediyoruz. Evet, büyük harfleri nerede kullanırız? İşte nerede büyük yazmamız lazım, nerede küçük yazmamız lazım? Bütün bunları tek tek kurallarıyla beraber öğrenmiş olalım. Ve bu kurallar çocuklar nedir? Her zaman için geçerli kurallardır. Şimdi göreceksiniz 6'da da, 7'de de, 8'de de, hatta lisede. Yani bu peşinizi bırakmayacak. O yüzden lütfen bu konuda dikkatli davranın sevgili çocuklar. Evet, cümleler ve şiirde mısralar büyük harfle başlıyor. Bencillik dostluğun zehridir dediğimiz zaman bakın nedir? B harfimiz büyük başladı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dediğim zaman büyük. Müzik ruhun gıdasıdır dediğim zaman evet yine büyük. Sanat hayata renkli bakmayı sağlar dediğim zaman nedir? Büyük yazıldı. Yani neymiş? Cümleler ve şiirde mısralar büyük harfler başlar dedik. Evet, şiire örnek olarak şunu verebiliriz. Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı. Alıp başlarını gitmediler mi? Gözümüzden bile esirgedik. Hangi birinin ipi kaldı elimizde dediğimiz zaman bakın mısraların hepsinin ilk harfleri nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmıştır sevgili çocuklar. Evet, kurum ve kuruluş adları büyük harfle başlıyor. Türk Hava Yolları dediğimiz zaman bakın her kelimenin ilk harfi büyük. Yeşilay büyük. Türk Dil Kurumu. Bakın her kelimenin ilk harfi büyük. Milli Eğitim Bakanlığı. Evet, kurum, kuruluş adlarının her bir kelimesi nasıl başlıyor? Büyük harflerle başlıyor sevgili çocuklar. Evet, gezegen ve yıldız adları nasıl başlıyor? Büyük harfle. Mesela dünyanın uydusu aydır dediğim zaman nedir? Buradaki dünya ve ay kelimelerinin ilk harfleri büyük yazılmış. NASA Mars'ta araştırmalar yapıyor dediği zaman yine büyüktür. Evet, dünya, güneş, ay, gezegen ismi olarak kullanıldıkları zaman büyük yazılırlar. Ancak günlük hayatımızda da biz kullanırız bu kelimeleri. Günlük hayatımızda bunlar gök cismi olarak kullanılmadıkları zaman nasıl yazılır? Küçük yazılır. Mesela anneniz sizi sevdiği zaman sen benim dünyamsın, sen benim yıldızımsın değil mi? Bu böyle ifadeler kullanıyorlar. İşte bu ifadeleri kullandığımız zaman ve biz bunları cümle olarak yazdığımız zaman nasıl yazarız? Küçük harfle yazarız. Evet, mesela onu karşımda görünce dünyalar benim oldu. Bakın burada gök cismi olarak kullanılmamış. Yarın hava güneşli olacakmış. Evet, burada da yine gök cismi olarak kullanılmamış. Sadece cümle içerisinde havanın güneşli olacağını, yani ışıklı olacağını, sıcak olacağını belirtmek için kullandığı için küçük harfle yazmışız. Evet, çocuklar dil, din ve ırk adları büyük harfle yazılır. Evet, dil, din ve ırk adları büyük harfle yazılır. Mesela Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca dediğim zaman nasıl büyük? İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm, Alevi, Sünni dediğim zaman yine büyük. İngiliz, Arap, Fars, Yunan, Sırp büyük. Norveç, İspanya, Nijerya, Japonya büyük. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika büyük. Çocuklar genellikle takıldığınız bir nokta da oluyor burada. Mesela ders isimlerini yazdığınız zaman bazen işte Türkçe'yi büyük yazdığınız için tutup matematiği de büyük yazma gereği duyuyorsunuz. Öyle bir durum yoktur. Eğer bir ders adını yazdığınız zaman o ders adıyla ilgili bir dil varsa evet büyük yazılır. Ama herhangi bir dil yoksa o zaman küçük yazarız. Mesela Türkçe aynı zamanda bir dildir. Evet büyük yazarız. Ama matematik dersi dediğim zaman küçük yazarım sevgili çocuklar. İngilizce dediğim zaman da büyük yazarım. Çünkü İngilizce diye bir dil var. Eğer dil varsa, yani bahsettiğimiz ders dil olarak da varsa büyük harfle ama dil olarak yoksa küçük harfle yazılır sevgili çocuklar. Evet, cümlelerde kullanımda örnek olarak bakalım. Arkadaşım İngilizce, Almanca ve İspanyolca biliyor. Bu yazıda Türklerin İslamiyet'i kabul edişi anlatılıyor. Gördük mü? Evet, burada da dil, din, ırk isimleri ne oldu? Büyük harfle yazılmış oldu. Şimdi çocuklar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var ve bu hep karşınıza da çıkacak. Yazılarınızda da buna dikkat etmenizi, çünkü kompozisyon yazarken böyle bir yanlışlık ne yapar sizden çok şey götürebilir. Yukarıdaki cümlede Türklerin kelimesinin kesme işaretiyle
ayrılmadığını gördük. Bakın burada Türklerin dediğim zaman ayırmadım. Niye? Çünkü çocuklar ler eki hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Zira neydi? Bunu önümüzdeki slaytlarda tekrar söyleyeceğim. Ler özel isimlere geldiği zaman da ayrılmıyor. Zaten tür isimlerine geldiği zaman hiçbir zaman ayrılmıyordu. Ve ayrılmadığı için kendisinden sonra gelen çekim eki de yine kesme işaretiyle ayrılmıyor. Zira hatırlayın çocuklar, yapı bilgisinde ne söylemiştik? Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz ve yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de yine kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Çocuklar, kişi ad ve soyadları büyük harfle yazılır. Mustafa Kemal Atatürk, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı dediğim zaman nedir? Bunlar kişi ismi olduğu için büyük harfle yazılıyor. Bir de çocuklar, kişi adları var. Bir de ne var? Takma isimler var. Saygı, unvan ve meslek isimlerini belirtmek için ne yapıyoruz? Bazı isimler kullanıyoruz. Bunlar da büyük yazılır. Mesela Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın çocuklar takma ismi Halikarnas Balıkçısı'dır. Takma isimler de büyük harfle yazılır. Evet, takma isimler de büyük yazılır. Hazreti Ali dediğimiz zaman büyük. Doktor Oğuz Bey, Oğuz Çankal dediğim zaman büyük. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han, bakın nedir? Bunların hepsi büyük harfle yazılmış oluyor sevgili çocuklar. Evet, mektuplarda, resmi yazışmalarda hitap bildiren sözcükler nasıl? Büyük harfle başlıyor. Mesela sevgili anneciğim, değerli dostum, sayın ilçe milli eğitim müdürü dediğim zaman nedir? Hitap belirttiği için bu ifadeleri, bu sözcükleri hem hitap belirten sözcüğü hem de hitap ettiğimiz kişiyi, kurumu büyük harfle yazarız sevgili çocuklar. Bir de hayvanlarımıza isimler veriyoruz değil mi? İşte bu da özel isim. Dolayısıyla bunlar da büyük harfle yazılıyor. Mesela cin gözlüğün veterinere götürüldü. Demek veterinere götürüldüğüne göre bu bizim bir hayvanımızın adı değil mi? İşte hayvan ismi büyük harfle başlar. Evet, burada cümle başında, zaten cümle başında büyük yazılıyor. Bir de cümle içinde bakalım. Bakın, köpeğimiz Karabaş hastalandı. Evet, Karabaş köpeğin ismi, kendisine verildiği için bu bir özel isimdir. Dolayısıyla büyük harfle yazmış oluyorum. Kuşumuzun adı Boncuktur. Evet, yine boncuğu ne yaptım? Büyük harfle yazmış oldum sevgili çocuklar. Milli ve dini bayramların adları da büyük harfle yazılıyor. Ramazan bayramı da size geleceğim. Evet, Ramazan bayramı dediğim zaman büyük harfle yazıyorum. Ve özel isim olduğu için kendisine gelen çekim ekini ayırmış oluyorum. Anneler gününde annemle olacağım dediğim zaman da anneler günü de yine belirli bir günü belirttiği için sevgili çocuklar yine büyük harfle yazılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dediğimiz zaman, Zafer Bayramı dediğimiz zaman, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dediğimiz zaman nedir? Bütün bunların hepsini biz büyük harfle yazarız sevgili çocuklar. Evet, yer adları büyük harfle başlar. Mesela Fırat Mahallesi, Sipan Caddesi, Temiz Sokak dediğimiz zaman zaten bu yer isimleri nasıl oldu? Büyük oldu ve kendisine bağlı olmuş olan mahalle, cadde ve sokak isimleri de, yani sokak sözcükleri de nasıl yazılır? Büyük harflerle yazılır sevgili çocuklar. Evet, yer adları ve bu yer adlarına bağlı mahalle, cadde, sokak kelimelerinde ilk harflerini büyük harfle yazıyoruz sevgili çocuklar. Evet, yer adlarından sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ gibi tür bildiren sözcükler de büyük harfle yazılır. Mesela Tuz Gölü dediğim zaman ben buradaki G'yı da yine büyük yazarım. İç Anadolu bölgesi dediğim zaman bölgeyi yine büyük yazarım. Dicle Nehri dediğim zaman bakın Dicle Nehri büyük yazarım. Kaynağını Doğu Anadolu dağlarından, evet buradaki dağ sözcüğü de yine büyük yazılır. Çünkü Doğu Anadolu dağları diyorum değil mi sevgili çocuklar? O nedenle büyük yazmış oluyorum. Yör adları özel ismin başına gelirse büyük, özel isimden sonra gelirse küçük yazılır. Ne demek istiyorum? Eğer bakın Anadolu özel isim. Anadolu'nun başına yön ismi geldiği zaman büyük yazılır. Doğu Anadolu dediğim zaman büyük. Ama dersem ki Anadolu'nun kuzeyi, bakın özel isimden sonra geldiği için
küçük yazılıyor. Yön isimleri özel isimlerden önce geldiğinde büyük, özel isimlerden sonra geldiğinde ise küçük yazılıyor sevgili çocuklar. Evet, levhalar büyük harfle başlar. Mesela eczaneye gittiniz, dışında yazıyor eczane. Büyük harfle yazılması lazım. Giriş büyük yazılması lazım. Toplantı salonu, her bir kelimesinin ilk harfinin muhakkak büyük yazılması lazım. Bakın, levhalar büyük harflerle başlıyor ama bir sözcük olmayıp birden fazla sözcük varsa sevgili çocuklar, o zaman da her sözcüğün ilk harfi büyük yazılıyor. Bunu unutmuyoruz. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 18 Eylül 2006'da göreve başladım. Bakın, belli bir tarih var burada. Dolayısıyla nedir? Buradaki Eylül'ü büyük yazarım. 27 Temmuz Cumartesi günü düğüne davetliyiz. Evet, yine belli bir tarih var. Bakın, önünde sayısal bir ifade var. Zaten sayısal ifadelerin olduğu gün, ay isimleri büyük yazılır. Belirlidir çünkü sevgili çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Önünde bir sayı varsa nedir? O zaman muhakkak büyük yazılması lazım. Çünkü belirli bir tarihi, belirli bir günü belirtmektedir. Evet, saray, köşk, köprü, anıt ve benzeri yapı isimleri de büyük harfle başlar. Mesela Boğaz içi köprüsü bakıma alınacak. Kız Kulesi'nden Dolmabahçe Sarayı'na baktık dediğim zaman ne yaptım? Saray, köşk, köprü, anıt isimlerini de cümle içerisinde yine büyük yazdım sevgili çocuklar. Kitap, dergi, gazete adları büyük harfle başlıyor. Bilim Çocuk dergisi alıyorum. Bakın, burada kitap, dergi isimleri büyük yazılıyor. Bilim Çocuk bir dergi ismidir. Ama bu kendisinden sonra gelen tür isimleri küçük yazılır. Evet, Bilim Çocuk dergisi alıyorum. Bayide Bugün gazetesi kalmamış. Bakın, Bugün gazetenin adı ama bu da nedir? Buna bağlı bir tür ismi. Dolayısıyla bunu küçük yazıyorum. Sadece sevgili çocuklar, gazetede neyi büyük yazıyoruz? Resmi gazete dediğimiz zaman, bu zaten gazetenin kendi ismi olduğu için ben bunu büyük yazarım. Diğerlerinde nedir? Tür isimleri muhakkak küçülüyor. Sadece resmi gazete dediğim zaman gazete sözcüğü de büyük yazılıyor. Onun dışındakiler ne yapılıyor? Küçük yazılıyor. Bunu da aklımızdan çıkarmıyoruz. Ulus, kişi ve yer isimleriyle kurulan birleşik kelimeler de özel isimler büyük harfle başlar. Nedir? Mesela Maraş dondurması, Hindistan cevizi, İsviçre çakısı. Evet, nedir bu ulus, kişi, yer isimleri büyük yazılır ama kendisinden sonra gelen tür isimleri çocuklar küçük yazılıyor. Bunda şöyle bir kural var. Mesela Tuz Gölü dediğim zaman nasıl yazıyordum? Büyük yazıyordum. İşte Ağrı Dağı dediğim zaman büyük yazıyordum. Ama nedir? Özel isimlere bağlı olarak kurulan, işte yer isimleriyle kurulmuş olan sözcüklerde ne yapıyorum? Küçük yazıyorum. Bunda ayırıcı nokta nedir biliyor musunuz? Mesela dondurma her yerde var. İşte ceviz her yerde var, Hindistan cevizi. İsviçre çakısı her yerde var, birden fazla var. O yüzden küçük yazılır. Evet, eğer özel isimle oluşturulmuş birleşik sözcük eğer her yerde varsa, birden fazlaysa küçük yazılır. Ama Tuz Gölü bir tanedir. Alıp ben Tuz Gölü'nü başka bir yere götüremiyorum ki. Yok, başka yerde yok. Dolayısıyla nedir? Büyük yazmış olurum. Eğer birden fazla varsa, başka yerlere gidebiliyorsa, götürülebiliyorsa küçük yazılır. Ama eğer sadece bir tanesi, o zaman da kendisinden sonraki sözcüğün büyük yazılması gerektiğini unutmuyoruz sevgili çocuklar. Evet, aşağıdaki cümlelerde bir örnekle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı olanların karşısındaki kutuya Y, yazım yanlışı olmayanların karşısındaki kutuya da D yazınız. Evet, dün Ege Üniversitesi'ne gittik. Bakın, burada Ege sözcüğü nasıl yazılmalıydı? Büyük harfe başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlıştır. Kuraklık Konya Ovası'nı da etkiledi. Bakın, buradaki ovanın ne olması lazımdı? Büyük olması lazım. Çünkü Konya Ovası bir tanedir.
Konya Ovası bir tane olduğu için nasıl yazıyorum? Bu O'yu büyük yazmam gerekiyordu. Bu yazı Akşam gazetesinde çıkacakmış. Bakın bir gazete adı. Gazete sözcüğünden önceki gazetenin ismini belirten sözcüğün nasıl yazılması gerekiyordu? Büyük yazılması gerekiyordu. Gençler Tomurcuk adlı bir dergi çıkarmış. Evet, derginin adı büyük yazılmış, doğru yazmış. O Afrikalı bir ailenin çocuğuydu. Evet, Afrikalı dediğimiz zaman yine büyük yazılır. Çünkü özel isimlerden türetilmiş olan kelimeler de büyük yazılır. Afrika'dan türemiş, yapım eki almış. Ama ben bunu ne yazarım? Büyük yazarım, doğru. Bu konuda Türkler çok başarılıdır. Evet, doğru yazılmış. Hem büyük yazılmış hem de ler ayrılmamış. Doğru. Bu yaz İngilizce öğreneceğim. Bakın, İngilizce bir dil ismidir. Dil isimleri büyük harfle yazılır sevgili çocuklar. Yanlıştır. Yazarın Yeşil Gece adlı romanını okudum. Şimdi Yeşil Gece dediği zaman romanın adı Yeşil Gece değil mi? O zaman romanın adını belirten sözcüklerin bütün sözcükleri nedir? İlk harfleri büyük yazılmalıdır sevgili çocuklar. Evet, yine bir örnekle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı olanların karşısındaki kutuya Y, yazım yanlışı olmayanların karşısındaki kutuya da D yazalım. Evet, bunu avukat Ali Bey'e vereceksin. Evet, Ali Bey'in mesleğini belirten ifadeyi kullanmışız. Dolayısıyla doğrudur. Öğretmen Bey'den haber var mı? Evet, belli bir kişiden bahsediyor. Dolayısıyla doğrudur büyük yazılışı. Orhan Gazi Türbesi hangi ildedir dediğim zaman, bakın, Orhan Gazi Türbesi büyük yazılmalıydı sevgili çocuklar. Yanlıştır. Az önce Çaycı Hasan Dayı, evet, geldi. Burada nedir? Kendisinin mesleği, aynı zamanda kendisinin ünvanı da, yani herkes kendisine dayı dediği için büyük yazılmış ve özel isim olduğu için büyüktür. Doğru. Dün Teğmen Ahmet bize geldi. Ahmet Bey'in mesleği neymiş? Teğmenlikmiş. Dolayısıyla buradaki T harfinin de büyük yazılması lazım sevgili çocuklar. Evet, yine bir örnekle devam edelim. Yazım yanlışı olan armutlara Y çuvalına, yazım yanlışı olmayan armutları da D çuvalına dolduralım. Bakın, burada Batı Akdeniz dediği zaman nedir? Özel ismini önüne geldiği için bir kere bu B'nin büyük yazılması lazımdı. Dolayısıyla yanlış kısma bıraktık onu. Şimdi Doğu Anadolu dediğimiz zaman neydi? Bunun şu şekilde yazılması lazımdı. Doğu Anadolu, yani ayrı olarak yazılması ve Anadolu'nun da büyük harfle yazılması lazımdı. Yine bunu da yanlış kısma bıraktık. Kuzeybatı dediğimiz zaman ara yönler sevgili çocuklar bitişik yazılır. Kuzeybatı. Evet, bu şekilde yazılması gerekiyor. Onu da yine buraya bıraktık. Evet, Kuzey Kıbrıs dediğimiz zaman özel ismin başına geldiği için yön belirten sözcük büyük yazılmış. Doğrudur. Dolayısıyla doğru kısma bırakıyorum. İTÜ dediğimiz zaman nedir? İstanbul Teknik Üniversitesi dediği için çocuklar her bir kelimenin büyük harfle yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlıştır. Evet, MEB dediği zaman, evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması doğru yazılmıştır. Çünkü her bir kelimenin milli açılmışıdır. Milli Eğitim Bakanlığı dediğim zaman, bunu kısalttığım zaman sevgili çocuklar, her kelimenin ilk harfini alırım ve büyük olarak alırım. Dolayısıyla MEB ortaya çıkar. Doğru. Ege'nin doğusu dediğim zaman buradaki doğunun küçük yazılması gerekiyordu. Özel isimden sonra geldiği zaman küçük yazılır. Dolayısıyla yanlış kısma bırakıyorum. Sevgili konuklar, evet, hitap belirten sözcükler ve kendisinden sonraki kısım sözcükler, yani isim olan kısımda büyük yazılıyordu. Dolayısıyla doğru kısma bıraktık. Geliyoruz sayıların yazımına. Sayılar metin içerisinde yazıyla ve her rakamı ayrı olacak şekilde yazılır. Mesela 150 koyun, 55 yumurta. Evet, yazıyla yazıyorum ve her bir rakamı da ayrı olacak şekilde yazıyorum sevgili çocuklar. Saat, para, ölçü ve istatistiki veriler rakamla yazılabiliyor. Mesela %75 indirim, 30 kilogram pamuk, 200 metre kumaş dediğim zaman burada sayısal ifade olarak yazabilirim. Yani rakamla yazabilirim. Sıra sayıları rakamla da yazıyla da yazılabilir. Nedir? İşte 5. boy. Doğru. Bunu rakamla yazdım. Yanına noktayı bıraktım. Doğru. Yazıyla yazdım. 5. boy. Yine doğru. Ya da
rakamla yazıp kendisinden sonraki eki ne yaptım? Kendisinden sonraki eki de kesme işaretiyle ayırmış oldum. O da doğrudur. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sesliyle biten harfler, rakamlardır. Mesela 2 inci dersem, 2 inci dersem yanlış yazmış olurum. Çünkü 2'nin açılımı nedir? Şu şekildedir. Ünlüyle bitiyor. Ünlüyle bittiği için çocuklar ikinci şeklinde yazmam lazım. Bu 7'de de öyledir. 7. ya da 6. dediğim zaman yine çocuklar nece-i, nece-ı şeklinde gelmektedir. Orada ekler, ona dikkat etmeniz lazım. Yüzyıllarda hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışlarında, kitap ve dergi ciltlerinde biz Roman rakamlarını da kullanabiliyoruz. Bakın bu da bir doğru kullanımdır. Yani herhangi bir yanlışlık yoktur sevgili çocuklar. 4. Murat dediğim zaman, 15. yüzyıl dediğim zaman, 2. cilt dediğim zaman nedir? Roman rakamı ile yazmışım. Burada nedir? Normal bir kullanımdır. Karşınıza çıkabilir. Üleştirme sayıları dikkat etmeniz gereken bir noktadır. Çünkü üleştirme sayıları hiçbir zaman rakamla yazılıp da er eki getirilmez çocuklar. Bakın bu yanlıştır. Ona dikkat etmeniz lazım. İşte üleştirme sayıları her zaman için yazıyla yazılır. Üçer üçer, dörder dörder dediğim zaman nedir? Her zaman yazıyla yazarım. Asla asla sayıyla yazıp da er ekini kendisine getirmem. Bakın üleştirme sayıları düşürücü sorudur çocuklar. Sizi düşürüyor. Genellikle bu şekilde veriyor. Siz de düşüyorsunuz. Hani ne de olsa diyorsunuz ki mesela sıra sayısı belirttiği zaman ince ekini ayırıyordum. Demek ki er de ayrılır. Hayır, böyle bir kuralımız yoktur. Üleştirme sayılarını her zaman yazıyla yazıyoruz sevgili çocuklar. Evet, sayılarla ilgili uyarılarımızı bir pekiştirelim. Bakalım bu sayılarda nelere dikkat etmemiz lazım. Demek ki sayılarda bizi düşüren önemli noktalar var. Sayılara getirilen eklerin yazılışında şu kurallara dikkat edilmelidir. Sıra sayıları ekle yazıldıklarında rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben ince ekini getirdim ya kesmeden sonra. Buraya tekrar bir nokta koymam yanlıştır çocuklar. Dolayısıyla bunu nedir? 8 kesme işareti inci şeklinde yazarsam doğru olur. Sayıların yazımında sertleşme yani ünsüz benzeşmesi kuralına uyulur. Yani bir tarih belirttiğim zaman o tarihin son sayısına bağlı olarak gelen ek çocuklar benzeşme kuralına uyar. Yani 1923'te dersem yanlış söylemiş olurum. 1923'te çünkü nedir? Benim son rakamım 3 yani sert sessizle bitiyor. Kendisinden sonra da T ekini yani T ile başlayan bir ek alması lazım benzeşme kuralına bağlı olarak. Evet, çek ve senetlerde sayılar bitişik yazılıyor çocuklar. Nedir? İşte 750 TL 35 kuruş dediğim zaman nasıl yazıyorum? Bunları bitişik yazıyorum ve başında ve sonunda da kapatıcı unsuru kullanmış oluyorum. Zira nedir? Bunlar önemli ticari ilişkilerde kullanılıyor. İnsanın başına çeşitli sıkıntılar getirilebilir. Oyun adlarını karşılayan isimler hani sayılarla belirttiğimiz zaman bunlar da sevgili çocuklar yine bitişik yazılıyor. Nedir? 101 oyunu, ondan sonra 51 oyunu, 66 oyunu, benim çok sevdiğim mesela 5 taş oyunu, bunların hepsi 5 taş dediğimiz zaman, 51 dediğimiz zaman nedir? Bitişik yazılıyor sevgili öğrencilerim. Evet, bayağı kesirler yazdığımız zaman, biz bu bayağı kesirleri ek getirdiğimiz zaman ne? Paydaya göre getiririz. Mesela 4 bölü 8 dediğimiz zaman 4 bölü 8'i olarak yani eğer bir ek almışsa 4 bölü 8'i olarak söyleriz sevgili çocuklar. Neymiş? Bayağı kesirlerde eğer bir ek almışsa biz alttaki sayıyı yani sizin matematikteki terimsel ifadesiyle neyi? Paydayı esas alarak paydaya ek getiriyoruz. 1 bölü 2'si şeklinde, 4 bölü 8'i şeklinde sevgili çocuklar. Çok haneli sayılarda 3 rakamda bir nokta bırakırız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ondalık kesirlerde de araya virgül bırakırız. Mesela 39.416.523 dediğim zaman sondan itibaren her 3 rakamda bir ne yaptım? Nokta bıraktım.
sondan itibaren her 3 noktada, her 3 sayıda bir nokta bıraktım. 1.212.825. Evet, sondan itibaren her 3 rakamda bir ne yaptım? Yine araya nokta bıraktım. Ondalık kesirlerde araya ne geliyor? Ondalık kesirlerde virgül geliyor. 13 tam işte %23 ya da 0 tam %14 dediğim zaman ne yapıyorum bu ondalık kesirleri belirtmek için? Virgül kullanıyorum. Ama çok haneli sayıları daha rahat okumak için neyi kullanıyorum? Noktayı kullanmış oluyorum sevgili çocuklar. Aşağıdaki cümlelerde sayılar doğru yazılmışsa cümlenin başına D, yanlış yazılmışsa Y yazınız. Babası 53 yaşındaydı dediği zaman, evet, cümle içerisinde sayıları biz yazıyla yazarız ve her bir rakamı ayrı olarak yazarız. Dolayısıyla doğrudur. Yarın 13.45'te okulda buluşalım. Burada 13.45 dediği zaman sevgili çocuklar, buraya gelen ekin ne olması lazımdı? Benzeşme kuralına uyması lazımdı. Çünkü 5, yani 13.45 dediği zaman sert ünsüzle bitmiş. Nedir? Kendisine gelen ekindi. 13.45'te olması gerekiyordu. Evet, dolayısıyla yanlıştır. Yarışmada ikinci olmuştu. Bakın, iki zaten ünlüyle bitiyor. Dolayısıyla ikinci şeklinde olması lazım. Dolayısıyla yanlıştır. Evet, sınıfımız 26 kişilikti. Bakın, 26'nın burada her bir rakam ayrı olacak şekilde yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlıştır. 21. yüzyıl bilgi ve teknoloji çağıdır. Bakın, burada çocuklar asır anlamında kullanıldığı için bitişik yazılır. Ama seni 100 yıl bekledim. Biraz da abartma yapmışız tabii. Seni 100 yıl bekledim dediğim zaman burada sayı belirttiği için ayrı yazarım. Ama asır görevinde kullanıldığında bitişik yazılır. Dolayısıyla bakın, bu doğrudur sevgili çocuklar. Her sabah 7.25'te yürüyüşe başlarım. Evet, burada 7.25 dediği zaman 5 zaten sert ünsüzde bitiyor ve benzeşme kuralına da uyduğu için doğrudur. Arkadaşı şiir yarışmasında birinci olmuştu. Evet, bir nedir? Sessiz harfle bitiyor. Dolayısıyla doğru yazılmıştır sevgili öğrencilerim. Bir yıl 365 günden oluşur. Bakın, her bir rakamın yazıyla ayrı yazılması gerekiyordu. Yani 365 olarak her bir rakam ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla yanlış. Elmaları sepete ikişer ikişer yerleştirdi. Bakın, üleştirme sayılarına çok dikkat edin çocuklar. Gerçekten düşürücü sorulardır. Burada ne yapmış? İkişer ikişeri sayıyla yazmış ve kendisine gelen eki de ayırmış. Yanlıştır. Üleştirme sayıları hiçbir zaman bu şekilde kullanılmaz. İkişer, altışar, yedişer şeklinde yazıyla yazılır. Evet, dolayısıyla bu da yanlıştır. Olimpiyatta birinci olmak için epey uğraşmıştı. Bakın, birinci derken burada zaten ince anlamı veren nokta var. Sonra da eki kullanmış. O zaman ne yapması lazımdı? Noktayı kullanmadan birinci şeklinde yazarsa doğru olmuş olacaktı. Dolayısıyla bu yanlıştır. Televizyon 20. yüzyılda yaygınlaştı. Evet, 20 nedir? 20 ünlüyle bitiyor. Dolayısıyla 20. olması gerekiyordu. Yanlış. Küme çalışması için 5'er kişilik gruplar oluşturuldu. Çok güzel. Bakın, burada üleştirme sayılarının yazıyla yazıldığını gösteriyor. Güzel bir soru. Doğru dolayısıyla. Şirketimizin 84. kuruluş yıl dönümünü kutladık dediği zaman. Evet, 84 ünsüzle bitiyor. Geleneki dolayısıyla üncüdür. Doğrudur sevgili çocuklar. Güneş 7'de doğuyor. Bakın, tam sayılarda dikkat etmeniz gereken nokta, çocuklar sıfırlara dikkat etmiyorum burada. Direkt tam sayıya eki getirmiş oluyorum. Ama 7.25 demiş olsaydı o zaman gelenek buraya gelirdi. 7.25'te derdi. Ama nedir? Burada eğer tam saat belirtmişse, herhangi bir dakika belirten ifade yoksa, yani 00 şeklinde verilmişse, o zaman tam saate göre ek getiririm. 7'de demiş oluyor. Doğrudur dolayısıyla. Bu fabrika 1983'te açılmış. 3 nedir? Sert ünsüzle bitiyor. Gelen ekin de T olması gerekiyordu benzeşme kuralına bağlı olarak. Yani çocuklar, bunlara dikkat ederek yaparsak yazım kurallarında yanlış yapmayız. Evet, devam edelim. Sanki o taraf devam edecek. Bunların yazımıyla devam ediyoruz. Kurum, kuruluş adları kısaltılırken nelere dikkat etmemiz lazım? Her sözcüğün baş harfi alınıp büyük yazılır.
araya nokta konmaz. Yalnız araya nokta koyduğumuz sadece iki istisnai durum vardır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe dediğimiz zaman ne yaparız? Nokta kullanırız. Onun dışında noktayı kullanmıyoruz. Gelenekler kısa okunuşa uyar. Sondaki K sesi ince okunup yumuşatılmaz. Nedir? Verdiği ses bize K sesidir. Mesela SGK'den, TDK'nin, TBMM'yi, BOTAŞ'ta, AKBİL'in. Evet, bunları kısaltmalardan sonra gelen eklerde çocuklar son harfe göre ekimi getirmiş olurum. Böyle kelime şeklinde olanlara da kelimenin okunuşuna göre eklerimi getiririm. Evet, ve kısaltmaya getirmiş olduğum ekleri de kesme işareti ile ayırırım sevgili çocuklar. Evet, dikkat etmemiz gereken noktalar. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekleri yazdığımız zaman ne yaparız? Kesme işareti kullanmıyoruz tekrardan. Nedir? Arada nokta olanlar ve üst işaretiyle yazılanlara tekrar kesme işareti getirmiyorum. Mesela Almanya'dan demek istemişim. Nedir? Burada zaten nokta kullanmışım. Tekrar Alm'dan şeklinde kesme işaretiyle beraber yazmıyorum. Ya da 10 metrekareye dediğim zaman bakın metrekareye şeklinde yazmıyorum. Zaten üst ifadesi var. Neymiş? Üst ifadesi ve noktayla yapılan kısaltmalardan sonra tekrar kesme işareti kullanmıyorum. Evet, santimetre küpe, İngilizceyi, kilometre karede ve desimetre küpünü dediğim zaman tekrar kesme işaretini kullanmadım. Dikkat etmem gereken nokta var bir tane daha, nedir? Çocuklar küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşunu esas alırız. Nedir? Yani açılımını yaparım. Açılımına göre hangi ek geliyorsa onu getiririm. Yani CM'yi değil, KG'den değil. Hani mesela neydi? SGK'den diye. İşte büyük harflerle yaptığımız kısaltmalarda neydi? Son harfi esas alıyordum. Ama küçük harflerle yapmış olduğum kısaltmalarda çocuklar ne yapıyorum? Açılımını yapıyorum. Santimetre almış olduğu ekte iyidir. Mesela kilogramdan açılımına göre. Ama eğer sadece harfe göre yapmış olsaydım KG'den şeklinde yapılmış olacaktı. Bakın bu önemli bir noktadır. Küçük harflerle yaptığım kısaltmalarda açılımı dikkat edeceğim. Yani bir açacağım o kelimeyi kafamda. Bu kelime neydi? Bu kelimeye getirebileceğim ek nedir dediğim zaman kelimenin açılımına dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bitişik yazılan sözcüklerimiz hangileridir? Ara yönler bitişik yazılıyor. Güneydoğu, kuzeybatı dediğim zaman büyük yazarım. Baş sözcüğüyle yazılan kelimeler bitişik yazılır. Başhekim, başsavcı, baş öğretmen dediğim zaman büyük yazarım. Pekiştirmeler bitişik yazılır. İşte sapsarı, sapasağlam, masmavi dediğim zaman ne yazarım? Bitişik yazarım. Pekiştirmeler bitişik yazılır. An, en ekleriyle yapılmış kelimeler bitişik yazılır. Nedir? Ağaç kakan, gök delen dediğim zaman demek ki an, en ekleriyle türetilmiş birleşik kelimeler nasıl yazılır? Bitişik yazılıyor sevgili çocuklar. Belgisiz sıfatlar bitişik yazılır. Birkaç, biraz, birçok dediğim zaman, birkaç, biraz, birçok dediğim zaman bitişik yazarım. Emir kipiyle oluşturulmuş birleşik kelimeler bitişik yazılır. Çekyat, gel git, kapkaç dediğim zaman nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Ev ve hane sözcükleriyle oluşturulmuş birleşik isimler bitişik yazılır. Huzur evi, dershane, kahvehane dediğim zaman bunları bitişik yazarım. Yalnız çocuklar oluşurken ses düşmesi olan kelimeleri bitişik yazarım. Ancak ses düşmesi, ses türemesi, herhangi bir ses olmayan kelimeleri ise ayrı yazarım. Nedir? Mesela affettim. Affettim dediğim zaman ben bunu yazdığım zaman araya bir f harfi geliyor değil mi? Affettim. Ses türemesi oluyor. Ses türemesi olduğu için bitişik yazarım. Kahvaltı dediğim zaman, mesela kahvaltı değil mi? Dolayısıyla buradaki ses düşmesi olduğu için çocuklar ses düşmesinden dolayı bitişik yazarım. Neymiş? Oluşurken ses düşmesi, ses türemesi olan birleşik sözcükler bitişik yazılırken herhangi bir ses olayı olmayan sözcükler ayrı yazılır. Mesela işte fark ettim, terk ettim dediğim zaman onları ayrı yazarım. Çünkü herhangi bir ses olayı yoktur.
Evet, ayrı yazılan sözcüklere gelelim. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılıyor. Mesela her şey dediğim zaman, bir şey dediğim zaman, çok şey dediğim zaman şey her zaman ayrı yazılıyor. Çünkü şey ayrı bir sözcük demektir, bir cisim demektir. Yani bana şeyi verir misin, neyi verir misin, kalemi verir misin mesela diyoruz. İkilemeler ayrı yazılır. Yalnız gitgide ve alt üst istisnadır. Çünkü bu iki kelime nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Evet, dikkat etmemiz gereken gitgide ve alt üsttür ikileme olarak. Bu ikisi bitişik yazılıyor. Bunun dışındaki ikilemeler nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Ağır ağır, eğri büğrü, paramara, ıvır zıvır dediğim zaman ikilemelerin hepsi ayrı yazılıyor. İkilemelerde bitişik yazılan gitgide ve alt üsttür. Bu ikisi istisnaidir sevgili çocuklar. Diş, dış, iç, sıra sözcükleriyle oluşturulan kelimeler ayrı yazılıyor. Peşi sıra, ardı sıra, hafta içi, yurt dışı, sıra dışı dediğim zaman ayrı yazarım. Evet, her sözcüğü herhangi ve herkes hariç ayrı yazılır. Herhangi ve herkes de her sözcüğü bitişiktir çocuklar. Bakın burada bitişiktir, ayırmıyoruz. Ama örnek olarak her daim dersem, her zaman dersem, her gün dersem, her an, her ders, her akşam dersem orada ayrı yazılması lazım. Herhangi ve herkes istisnaidir. Her sözcüğünün kullanımına bağlı olarak. Genellikle yazımı karıştırılan sözcükler şunlardır. Mesela yanlış sözcüğünü yanlış deriz. Ama yanlış kökün sözünün kökü yanılmaktan geliyor. Yanılmaktan geldiği için de çocuklar yanlış olarak söylememiz doğrudur. Kiprik değil, kirpik. Herkes değil, bakın bunu çok yapıyorsunuz. Herkes değil, herkes. Yalnız değil, yalnız. Çünkü yalnızın da nedir? Yalından geliyor. Yalından geliyor kökü. Dolayısıyla yalnızdır. Evet, tıraş, tıraş. Araya ı alır. Kılavuz değil, kılavuz. Arada ı vardır. Tıraş ve kılavuzda dikkat etmeniz gereken çocuklar, arada ı vardır. Sürpriz değil, sürpriz. Hani İngilizce'de diyorsunuz ya, surprise. Surprise diye yazılıyor. Surprise. Evet. Eşortman değil. Eşofman. Evet. Ard arda değil. Art arda. Evet. Art arda da zaten bir ikilemedir. Ayrı yazılması gerekiyor sevgili çocuklar. Yazım kurallarında dikkat etmemiz gereken noktaları bir daha bir pekiştirmiş olalım sevgili çocuklar. Bakın bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir? Ara yönler bitişik yazılır. İsimden önce büyük, isimden sonra ise küçük yazılıyor dedik. Ben Güneydoğu Anadolu'da doğdum. Bakın özel isimden önce kullanıldığı için burada ne yapıldı? Büyük yapıldı. Ama özel isimden sonra kullanıldığında ise nasıl yazarım? Küçük yazmış olurum. Bakın burası çok önemli. Ara yönler bitişik yazılıyor. Özel isimden önce büyük, özel isimden sonra ise küçük yazılıyor. Şey. Şey daima ayrı yazılır. Çok şey, her şey, bir şey, ne derseniz deyin. Şey ayrı yazılır her zaman. Özel isimlerle yapılan tamlamalara gelelim. Dersi anlatırken zaten vurgulamıştık. Eğer dünyada bir tanesi çocuklar büyük yazarız. Ama eğer her yerde bulunabiliyorsa, kullanılabiliyorsa o zaman nedir? Tür ismini küçük yazıyorduk. Mesela burada Ağrı Dağı dediğim zaman, Tuz Gölü dediğim zaman, Van Gölü dediğim zaman nedir? Bunlar dünyada bir tanedir. Bakın bu dağ, göl nedir? Bunlar dünyada bir tanedir. Dolayısıyla nasıl yazdım? Büyük yazdım. Ama İngiliz anahtarı benim de evimde var, sizin de evinizde var. Nedir? İşte tamir yapmamız gerektiği zaman kullanıyoruz. Roma sikkesi dediğimiz zaman Romalıların kullanmış olduğu bir para birimi. O her yerde var değil mi? Hindistan cevizi dediğimiz zaman, marketlere gittiğimiz zaman almıyor muyuz hepimiz? Dolayısıyla her yerde var. Yani ne oldu? Her yerde bulunabiliyorsa ne oldu? Küçük yazılmış oldu bu kısmı. Zaten özel isim olan kısmını ben büyük yazarım. Orada değişen bir durum yoktur sevgili çocuklar. Ağrı, Tuz ve Van zaten bunlar özel isimler. Dolayısıyla nedir? Büyük yazmış oluyorum. Yani Tuz özel değildir de orada Tuz Gölü'nü belirttiği için özel isim olduğunu söylemiş olduk. Bire gelelim. Bakın bir, eğer birçok ve birkaçla beraber kullanılıyorsa bitişik yazarım. Birçok, birkaç dediğim zaman nasıl yazıyorum? Bitişik yazıyorum. Yalnız bir takım dediğim zaman durum değişiyor. Eğer bir takım bazı anlamı veriyorsa o zaman bitişik yazılır.
Ama sayı olarak kullanılmışsa, yani birin yerine ben sayı da getirebiliyorsam bir takım dediği zaman, o zaman ayrı yazarım. Mesela bir takım insanlar, bir takım olaylar, bir takım sınavlar. Burada bir belirsizlik var. Yani bazı insanlar, bazı olaylar, bazı sınavlar diyebiliyorum, değil mi? Ama bakın, bir takım elbise aldım, bazı elbise aldım diyemeyiz ki. Bir takımın yerine ben sayı da getirebiliyorum burada. Bir takım elbise aldım, iki takım elbise aldım, üç takım elbise aldım diyebiliyorum. Bir takım nevresim aldım. Peki ben bir takım nevresim dediğim zaman onun yerine sayı getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. İki takım, üç takım, dört takım, Allah gözümüzü doyursun artık kaç takım olursa ne yapabiliyoruz? Sayı getirebiliyoruz. Ama burada bir takım sınavlar dediğimiz zaman üç sınavlar diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Bakın sayı da getiremiyorum. Burada belirsizlik anlamı taşıyor. Evet, eğer bazı anlamındaysa bitişik ama sayı anlamındaysa ayrı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Büyük harflerle yazılan kısaltmalara gelen ek kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Nedir? İşte TDK. Nedir bunun okunuşu? TDK değil mi? Buna gelen ekin şöyle gelmesi lazım. TDK. TBMM. TBMM ne mi derim? Açılıma göre getirmezdim ki. Harflerin okunuşuna göre TBMMY. Bu şekilde. TÜBİTAK dediğim zaman, ne TÜBİTAK'ın dediğim zaman nedir? TÜBİTAK'ın derim. Yumuşatma yapmam sevgili çocuklar. Bakın bunu okuduğum zaman, ek getirdiğim zaman son harfi yumuşatmam. TÜBİTAK'ın demem. TÜBİTAK'ın derim. Çünkü o kısaltmanın okunuşunu esas alırım. Ve böyle nun şeklinde bir ek de getirmem. TÜBİTAK'ın ya da işte TÜBİTAK'ta. TÜBİTAK'tan şeklinde kısaltmanın okunuşuna göre ekimi getirmiş olurum. Evet, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ne yapıyorum? Harflerin okunuşuna göre ekimi getirmiş oluyorum. Kelimenin açılımına dikkat etmiyorum sevgili çocuklar. Ve nedir? Eğer bir sözcük olarak da karşıma gelmişse yine o sözcüğün okunuşuna göre, yani açılımına göre ekimi getirmiyorum sevgili çocuklar. Evet, kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dediğim zaman, bakın ben gelen eki ayırmıyorum. Türk Dil Kurumu'ndan dediğim zaman gelen eki ayırmıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dediğim zaman gelen eki ayırmıyorum. Sadece istisnai bir durum vardır. Avrupa Birliği dediğim zaman Avrupa Birliği'ne gelen ekleri ben kesme işaretiyle ayırırım. Avrupa Birliği'ne ya da Avrupa Birliği'nin şeklinde söylediğim zaman kesme işaretiyle ayırabilirim. Ama onun dışındakilerde kesme işaretini kullanmıyorum sevgili çocuklar. Evet, ilk iki sesi ünsüz olan kelimelere dikkat edelim. Şimdi tıraş, kılavuz ve kulüp. Bunların arasına ı sesi gelir. Tıraşta, kılavuzda ve kulüpte araya ünlü gelmektedir sevgili çocuklar. Tıraş, kılavuz, kulüp dediğim zaman araya U sesi, I sesi gelebilmektedir. Ama Hristiyan, kravat ve trafik dediğim zaman araya ünlü girmiyor. Evet, tıraş, kılavuz ve kulüpte I sesi gelirken Hristiyan, kravat ve trafikte araya ünlü gelmemektedir. Tarihler yazılırken belli bir tarihse ay ve gün adı büyük harfle başlar. Yani sayısal ifadeler kullanılmışsa zaten özeldir, belirlidir. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. 16 Ocak 2014 Perşembe günü. Ben işte nedir burada büyük harflerle yazmış oldum Ocağı ve Perşembe'yi. Çünkü belli bir tarihten bahsetmekte. Ama ben Nisan'ın ilk cumartesi günü doğmuşum dediğim zaman bakın burada herhangi bir tarih belli değil ki. Herhangi bir sayıyla belirtmiş miyim? Belirtmemişim. O zaman aklınızda bulunsun. Eğer bir tarihten önce sayı verilmişse, sayısal bir ifade kullanılmışsa o zaman nedir? Büyük harfle yazarım. Ama sayı verilmemişse, belli bir tarih değilse o zaman küçük yazarım. Evet, tarihlerim yazımında Roman rakamları da kullanılabiliyor. Biz Roman rakamları kısmını ay kısmına yazarız. Ay kısmını nasıl yapabilirim? Roman rakamıyla da yazabilirim. Evet, 10, 12, 2015 dediğim zaman ay kısmını Roman rakamıyla yazdım. Saatlerin yazımında neye dikkat etmem lazım? Saat ile dakika arasına çocuklar nokta gelir. Başka herhangi bir işaret gelmez.
saat ve dakika arasına nokta gelir. Mesela 7:45. Mesela 10:30 dediğim zaman saatlerin arasına nokta koyun. Başka herhangi bir işaret gelmez. Şu sizin kolunuzdaki dijital saatlere bakarak öğretmenim ama iki nokta kullanılmış demeyin. O saatleri biz mi ürettik, Türkler mi üretti? Yani o nedir? Dijital saatlerde kullanılan bir sistemdir sevgili çocuklar. Biz yazıları yazarken sadece bir nokta kullanıyoruz. Evet, gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. İşte ve gelen ek de okunuşa uymak zorundadır. Mesela 13:45'te dediğim zaman bakın ek neye? İşte 5'in sert ünsüzle bitmesine bağlı olarak, benzeşme kuralına bağlı olarak T olarak yazılır. 13:25'te dersem yanlış olur çocuklar. Bakın 13:25'te dersem yanlış olur. Ama 13:45'te dersem doğru olur. Yani benzeşme kuralına uyarak, okunuşa uyarak ek getirilir. Evet, bu yanlış, bu doğru. 17'de bakın burada dikkat etmemiz gereken nokta, eğer tam bir saat verilmişse, yani buralar sıfırsa nedir? Gelen eki buraya göre getirmem lazım. 17'de evet, dolayısıyla yine bu kullanımda doğrudur. 16:23'te dediğim zaman yine bunun da kullanımının doğru olduğunu görüyoruz sevgili öğrencilerim. Akrabalık adlarına gelelim. Şimdi akrabalık adları küçük yazılır. Mahmut dayım bize gelecekmiş. Ayşe teyzemi çok seviyorum dediğim zaman nedir? Ben burada kendi akrabalarımdan bahsetmişim. Dolayısıyla eğer akrabalık isimlerini biz akraba ismi olarak kullanıyorsak küçük yazılır. Ama o akrabalık ismi belirten sözcük, ünvan olmuşsa, lakap olmuşsa o zaman büyük yazılır. Mesela Nene Hatun dediğimiz zaman o onun neyidir? Lakabıdır artık Nene Hatun, onun ünvanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduğu o mücadeleye göre ona verilmiş Nene Hatun ismi. Herkes bu ismi kullanıyor. Herkes ona Nene Hatun diyor. Herkesin mi nenesi? Hayır. Zaza dayı dediğimiz zaman bakın Zaza dayı, burada dayı ifadesi nedir? Bu Zaza adında biri vardır. İşte mahallede herkes ona dayı diyordur. O aslında herkesin dayısı değil ki. Herkes ona yaşından dolayı, duymuş oldukları saygıdan dolayı dayı ismini vermişler. Dolayısıyla bu artık onun namı olmuş, ünvanı olmuş. Ne olur? Büyük yazılmış olur. Müslüm Baba. Evet, Müslüm Baba. Nedir? Müslüm Baba dediğimiz zaman Müslüm Baba herkesin babası mı? Hayır. Nedir? İşte herkes onu çok seviyor. Şarkılarını, türkülerini dinliyor, seviyor. O yüzden de ona baba lakabını takmışlar. Müslüm Baba demişler. O zaman büyük olur. Evet, akrabalık isimlerini biz akrabalarımız için kullandığımız zaman büyük olur. Ama özür dilerim, küçük olur. Ama eğer ünvan olarak, lakap olarak kullanıyorsak büyük olarak yazarız sevgili çocuklar. Satır sonuna sığmayan sözcüklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yanlışı kompozisyon yazdığınız zaman görüyoruz. Çocuklar lütfen şu kurallara dikkat edin. Bakın satır sonuna sığmayan sözcükler heceden ayrılır. Hece olayını zaten siz birinci sınıfta gördünüz. Kısa çizgi kullanıyoruz. Mesela arkadaşlarım kelimesi, arkadaşlarım. Evet, ne oldu? Heceden bölmüş oldum. Kitaplar, heceden bölmüş oldum. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz. Mesela şey demek istediğim zaman işte alamayacak kelimesini bu şekilde yapmam. Yani ya alamayacak şeklinde yazarım. Bu arada kalemimi değiştirmemde fayda var. Ya alamayacak şeklinde, işte alamayacak şeklinde, ya alamayacak şeklinde yazarım. Ya da sığmıyorsa hiç yazmayıp direkt aşağıya yazarak devam ederim. Yani bu kullanım yanlıştır. Bir de aşağıda da tek harf kalması yanlıştır. Mesela matbaa dediğim zaman aşağıya tek harf gitmiş, yanlıştır. Yani satır sonunda ve satır başında tek harf kalacak şekilde ayırmıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, kesme işareti satır sonuna geldiğinde kesme işareti kullanılır. Kısa çizgi kullanılmaz. Mesela İzmir dediğimiz zaman kesme kullandığım için tekrar ne yapmıyorum? Kesme işareti kullanmıyorum. Fatma'nın dediğim zaman kesme işareti kullanıyorum. Tekrar kısa çizgi kullanmıyorum sevgili çocuklar. Evet, bakın kesme işareti kullanılmışsa tekrar kısa çizgi kullanımı yapılmamaktadır. Birleşik sözcükler bölünürken tek bir sözcük gibi böleriz sevgili çocuklar. İlkokul dediğim zaman ilkokul şeklinde bölerim. Yani ilk okul şeklinde bölmem. Tamam mı? Mesela baş öğretmen, baş
şöğretmen şeklinde ayırırım. Yani baş öğretmen olarak ayırmam. Yanlış olur sevgili çocuklar.